Sevgili seyirciler, Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı tesiste koyunların yavrulama dönemine girildi. Çoklu doğum özelliğine sahip Bafra ırkı koyunlar 1702 doğum yaptı. Doğumların %75'i de ikiz. Şimdi ayrıntıları alacağız. Muhabir arkadaşımız Tayfur Kara ve konuğuna bırakacağız sözü. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Amasya'daki Gököyük TİGEM tesislerindeyiz. TİGEM'in en önemli misyonlarından bir tanesi yerlilikların korunmasını sağlamaktı. Bu tesiste de bu görev yerine getiriliyor diyebiliriz. Biz de şu anda kameraman arkadaşım Ömer Çıtır'la beraber tesisten size biraz detay görüntüler aktarmak istiyoruz. Burada görmüş olduğunuz koyunların tamamı Bafra ırkı koyunlar ve aslında melez bir ırk. Sakız ve Karayaka gibi yerli ırklardan üremiş bir ırk ve Ağustos ayı sonu Eylül ayı başı itibariyle de 3850 koyuna koç katımı gerçekleştirildi. Arda Ardından da bir doğum sezonu beklendi ve geçtiğimiz ayın ortalarında doğumlar başladı diyebiliriz. Toplamda 1700 doğum var şu ana kadar. Bunlardan 1200 tanesi ikiz. Yani %75 oranında bir ikizlik gerçekleşti. 150 TL'de 300 doğum gerçekleşti. Kalanlar da tekli olarak 3300 kuzu dünyaya geldi diyebiliriz. Elbette bu rakam az önce yaklaşık 3 saat önce 1701 sayısına ulaştı ve yeni bir doğum daha gerçekleşti. Şu anda kameraman arkadaşım sizlere gösterecek. Burada bir koyunda, Bafra'da bir koyunda az önce kuzularını dünyaya getirdi ve toplamda 6 tane yavru sağlıklı ve sıhhatli şekilde annelerini ilk defa emmeye çalışıyorlar. Bir yandan da dünyaya gözlerini yeni açlar ve onun da heyecanını taşıyorlar. Elbette tesisteki görevlilerinde sevindiği bir haber oldu bu. çünkü 6'sının birden sağlıklı olması çok da rastlanılan bir durum değil. Elbette Bafra Arıkı koyunun çoklu doğum yapabilme yeteneğine sahip bir koyun olma sebebiyle de hayvancılık da önemi bulunuyor. Hayvancılar da özellikle bu tarz çoklu doğum yapan hayvanlara sahip olmak istiyorlar. Tigem'deki tesiste de ekipler bu hayvanların yetiştirilmesini, büyümesini hedefliyorlar. Bu anlamda TİGEM'den bir fiyat bekleniyor. Hayvancılar bu hayvanları satın alabilmek için sıraya girmiş durumdalar diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.